İnsan sevdiğine örgü ördüğü zaman boncuk takarsa o da sana bağlanır. Emin ol, birini çok seviyorsan o da seni bir gün mutlaka sever. Bu lafımı unutma. Kuzey de seni bir gün çok sevecek. Nereye gidiyor bunlar ya? Bırakmaz seni. Vallahi şanslısın. Ay, Kuzey ne oluyor? Abla sen araba falan kullanma Allah aşkına. Ya İngiltere mi burası ya? Bu şerit benim şeridim abla. Ay aman neyse ne, çarptın mı çarpmadım. Bir de çarpsaydın ya, Allah korudu. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz siz? Ne bu çanta? Biz şeye gidiyoruz. Neye gidiyorsunuz? Kıza iş çıktı. Hem öyle iyi bir iş ki maaşı iyi, yatacak yeri var. Onun için her şey daha güzel olacak. Hülya da onu götürüyordu. Anneciğim nereden çıktı ya bu iş? Ha? Ben buldum. Deniz için. İyi yapmış mıyım? Hayır biliyorsun. Kızın kardeşi var, okutacak. Yani düzeni yok, bir şeysi yok. Ne yapacak bu kız? Kardeşini de yanına alacak okutmak için. Değil mi kızım? Yani onun yeni bir düzen kurması lazım. Neyse tamam hadi geçin içeride konuşalım. Ne bakıyorsunuz? Hadi geçin içeri. Geç sen de. Abla sen de araba kullanma tamam mı? Bak burası Türkiye, İngiltere'de kullanırsın. Önce bir şeritleri öğren. Ay aşk olsun Kuzey. Hadi. Ben sana Kuzey'i bırakmaz demiştim kızane değil mi? Hı? Bana bak. Kadir'in annesi doğru söylüyor galiba. Kuzey kız seviyor. Ama olmaz öyle şey. Ona sorarım ben. Anne bak Kuzey'i kızdıracak bir şey yapma. Gözünü seveyim anne. Anne, anne bir dur geliyorum. Of anne, of. Kuzey niye göndermiyorsun bu kızı sen ha? Niye göndermiyorsun? Bak oğlum ona ne kadar güzel iş buldum yahu. Bana bak. Bu kız seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Senin bu kızla hukukun ne oğlum? Hayır bilmediğimiz bir şey mi var yoksa ha? Ne gibi anne? İşte ben de sana onu soruyorum. Ne gibi diye. Anneciğim ne olabilir ya? Ha? Hiçbir şey yok tabii ki. Niye o zaman gitmesini istemiyorsun? İş güzel, maaş dolgun, kalacak yer de veriyorlar. Tam Deniz'in istediği gibi ya. Hem ayrıca kız da böyle gitmek için heves ettiydi. O mu istiyor anne? Evet. Gitmek istiyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Ay çok güzel kaymaklı. Al kız bir tane. Afiyet olsun. Niye kız öyle yabancı gibi duruyorsun? Hadi eşyalarını odana yerleştirelim. Gitmeyecek miyim? Gitmeyeceksin tabii. Kuzey söyledi ya. Evet. Sen şimdi gitmek istiyor musun? Sana sordum Sıla. O işte çalışmak istiyor musun? Ay yine Sıla dedi. Ya stajyer kızla karıştırıyor.
Cevap verecek misin? Çok basit bir soru. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Canın ne istiyorsa söyle. Korkma, tamam mı? Ay Kuzey, yalan mı söylüyorum ben yahu? Gitmek istiyor, hem de çok istiyor. Aslında bu kız sadece kendisini değil ki, kardeşini de düşünüyor. Yani burada ne kadar kalabilir? Ayrıca bu kız bu şehre niye geldi? Çalışıp para kazanacak, kardeşini yanına alacak ve onu okutacak. Yalan mı kızım? Ayrıca ablan da burada. Bizim yatılı yardımcıya ihtiyacımız yok. Gideceği yerde iş iyi, maaş iyi. Kardeşini de yanına alır. Daha ne isteyecek? Öyle değil mi Deniz? İyi. Madem gitmek istiyorsun, git o zaman. Yolun açık olsun. Deniz! Neredesiniz kızım? Hadi herkes sizi bekliyor. Ay aşk olsun ablam ya, ben kullanırdım arabayı. Yok abla, yok, sen kullanma. Hatta sen bir süre hiç arabaya falan dokunma, tamam mı? Mesut götürür sizi gitmek istediğiniz yere. Heh. Neredesin kızım, hadi geç kaldınız. Hadi. Güle güle kızım. Senin için en doğrusu bu. Hülya götürecek seni, hadi bekletme. Kuzey. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi kızım hadi. Geç kaldınız hadi. İnsan da toprak gibidir derdi nenem. Acı hatıralar yabani otlar gibi yayılıp kurutur insanı. O acıların kökünü kazımazsan eğer, o toprak hiç yeşermez. Bir daha o toprağa hiç bahar gelmez. Kökünü kazımazsan acının, tam bitti derken yeniden başlar.